Kur'an'a aykırı bir şeyi bana dayatırsanız hayat olsa teperim. Hayat olsa kabul etmem. Ya da haksızlık kimden gelirse gelsin, kime yönelik olursa olsun, mazlumdan yana zalime karşı. Zalim babam da olsa, mazlum düşmanım da olsa. Benim ne yaptığımı Allah biliyor. Ben halkım için savaşıyorum. İnsanların ne düşündükleri umurumda değil. Dünyadan bahsedeceksek 7.8 milyarlık bir dünyadan bahsediyoruz. Şimdi o zaman gidelim bakalım, resmi açıklanan verilere gidelim bir bakalım. CDC, Amerika'da Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin yayınladığı veri, açık veri. Bakın 2018 ve 2019 yılları arasında grip sezonunda 42.9 milyon kişi grip olmuş. Bakın, rakama bakın, 42.9 milyon grip. Bir önceki seneye gidiyoruz bakıyoruz, 2018 sezonunda 48 milyon kişi grip olmuş. Şimdi ölüm oranlarından hiç bahsetmiyorum. Onlar da şahit değil. Şimdi yeni açıklamalar var CDC'den. Ama orada sen anlat. 48 milyon kişi grip olmuş. 2020'de kaç kişi COVID olmuş? 23 milyon, 23.6 milyon. Şimdi pandemi ne demek? Salgın demek, salgın. Değil mi? Salgın, Türkçesi salgın. Salgın olması için hızla yayılan bir şey olması lazım. Peki karşılaştırıyoruz diğer örnekleriyle. 2017-18 sezonunda 48 milyon kişiye normal bir şey yani değil mi? Grip oluyor. 23.6 milyon kişi COVID olursa bir dakika ya burada o zaman bir anormallik yok mu? Bu nasıl bir salgın? Yani bizim bildiğimiz rakamlarda çok daha fazla bir şey yayılmasa bunun yarısı kadar olmuş. Tabii daha yaygın olması lazım. Ve üstelik daha hızlı yayılan bir virüsten bahsediyoruz ya. Evet. Yani gripten daha hızlı yayılması lazım. Üstelik şu kısmı da önemli. O yapılan testler biliyoruz ki herkesi pozitif çıkarıyor. Tabii. Ben iki kere yaptırdım negatif çıktı. Yani bazıları bir yapıyor aynı arka arkaya mesela Elon Musk'ınki de çok gündem olmuştu. Kiviyi bir tane yaptı. Abi. Birisi pozitif çıktı, birisi negatif çıktı. Dört test yaptırdı aynı gün sanıyorum değil mi? Ve grip vakaları şu andaki verilere göre sıfıra inmiş. Nasıl oluyor ya? Nasıl sıfıra iniyor? Hepsi COVID yazılıyor. Şimdi bütün bunları ele aldığımız zaman karşımıza olmayan bir şey koyuyorlar. Evet bu kadar net söylüyorum. Bana kimse inanmak zorunda değil. Başkasına da inanmasın zaten. CDC'nin yaptığı açıklamaya göre 50 bin kişi yanlışlıkla zatüreymiş. Yanlışlıkla COVID'den gitti diye yani öldü diye aktarılmış ölümlerde. Halbuki bunlar COVID'den değil zatüreden ölmüş. Ama COVID'den öldü diye yazılmış. CDC'nin raporları. Rakamlar var. Yani abartılmış. Yani hadi bize geçsin. Rakamlar yalan söylemez. Şimdi...